Herkese merhaba, ben Muhammed Ali. Bu dersimizde materyal editörümüzde bulunan çok sıklıkla kullandığımız araçları inceleyeceğiz. Burada bulunan bir ürünün bir adı yoktu. Bu da materyal editörün bir parçası. Burayı tıpkı main toolbarımıza benzetmiştik. Materyal editörümüzde kaplama yaparken en çok kullandığımız araçlar bu bölümde sıralandırılmakta. Mesela bunlar ne gibi araçlar olabilir? Get material, yeni materyal atı gibi. Uyguladığımız, yaptığımız materyali seçtiğimiz objeye uygulamak için Async to Material Selection kısmı var. Materyalde yaptığımız tüm değişiklikleri sahnemizdeki objemize uyguluyoruz. Buradaki Put Material Scene yani sahneden bir materyali buradaki küreye aktar. Sahnemize farklı bir obje açtıysak, şu an o bizim yapmadığımız başka bir obje olabilir. Onun üzerindeki materyali materyal editöre düzenlemek üzere getirmek için kullandığımız bir özelliktir. Burada bütün materyale yaptığımız bütün değişiklikleri resetlemek için bir seçeneğimiz bulunmakta. Yaptığımız her şeyi tıpkı eski haline getirir. Mesela diffuse rengini siyah yapalım. Biraz da parlama efekti verelim. Buradan resete bastığımız zaman emin misiniz diye soruyor. Evet diyorum ve tamamen her şeyi eski haline getiriyor. Burada make material copy, materyalleri kopyalamak için bir seçeneğimiz var. Make unique key ve put to library yani kütüphaneden materyal çağırma seçeneğimiz var. Ayrıca materyal editörümüzde çeşitli Mantler ya da V-Ray gibi render motorları için hazırlanmış materyalleri açmamız da mümkündür. Burada Show Standard Map in Viewport. Yaptığımız değişikliklerin Viewport'ta gösterilmesi seçeneği. Mesela bir resim atadık. Normalde uygula dersek sadece diffuse rengi objeye atanmış olur. Bu seçeneği kullanırsak ama diffuse rengi de objemizin üzerinde görünmeye başlar. Show and Result butonunu daha önce Editable Poly'de, Mesh'te hatırlarsınız. Şurada Comment panelımızda bulunuyordu. Yaptığımız değişikliklerin son halini görmek için bir seçeneğimiz. Yani burada bir değişiklik yaparken uyguladıktan ve gösterdikten sonra aynı değişiklikler sahnemde de olmaya devam etsin mi diye bir seçenek. Material Map navigatörümüzden daha önce bahsetmiştik. Bunu ayrıca inceleyeceğiz. Material Map navigatörümüz, Material Editor içerisinde yolumuzu bulmamızı sağlıyordu. Burada animasyonlu materyal veya animasyon yaparken kullandığımız iki seçeneğimiz mevcut. Burada Sample UV Tiling. Buradaki örnek slotlarda kaplamanın kendini tekrar etme miktarı yer almakta. Background ise bu önemli bir özelliktir. Cam gibi şeffaf nesnelerin şeffaflığını ayarlama amaçlı kullandığımız, şu an ben birkaç ayarını değiştirmiştim. Şuradaki options kısmına gelelim. Şuradan silelim. Yani ben siliyorum. Siz de zaten bu şekilde görünecektir. Arka tarafa bir background yani arka plan atanır. Böylece küre üzerinde bir cam etkisi oluşturduğumuzda ne kadar şeffaf, arka tarafı ne kadar ışığı geçiriyor ya da görüntüyü yansıtıyor gibi etkileri görmek için bu background ayarını kullanabiliriz. Yeri gelmişken bu background'ın yerine herhangi bir background koyabiliriz. Mesela options. Bu arada burada options butonunda bulunmakta. Materyal editörümüzle ilgili genel ayarların bulunduğu kısım. Şuradaki custom background kısmında herhangi bir resim atayabiliriz bu arka plana. Ben daha önce atamıştım. Şuradaki tiki aktif hale getiririz. Kutunun içine tik koyarız. Bu kısımdan da bir arka plan seçeriz. Şimdilik buna ihtiyacım yok. Tamam dedim. Backlight kısmı ise arka planımı yok ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi küremin bir önüne bir de arka tarafına ışık yansıyor. Parlama gibi etkileri hem önde hem arkada görmek için arka tarafa da bir ışık yansıtılır. Backlight yani arka plan ışığı. Bunu kapattığımız zaman kürenin arka tarafının simsiyah olduğunu görüyorsunuz. Açtığım zaman ise hafif bir parlama geldiğini görüyorsunuz. Mesela specular level'ı biraz arttıralım. Bu parlama gibi etkileri hem önde hem arkada yani nesnenin tamamında görmemiz için kullandığımız bir seçenektir. Sample tape ise buradaki örnek kürelerin şekilleridir. Mesela şu anda küre. Bunu silindir de yapabiliriz. Bakın bu sefer sağa sola çevirdiğim zaman kendini de belli ediyor. Görmüş olduğunuz gibi izometrik bir kamera açısı yer alıyor orada. Tekrar Reset Rotation diyerek eski haline getirebiliriz. Aynı zamanda bir küp de bulunmakta. Yalnız parlama gibi etkiler küp ve silindir gibi objelerde
çok kenarlı olmayan objelerde tek bir yüzeyde görünür. Ancak küre gibi bir objede görmüş olduğunuz gibi parlama etkisi çok daha güzel ve yaygın bir şekilde görülür. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda en çok kullandığımız araçlar bulunmaktaydı. Bir dahaki derslerimizde kaplama yapmayı, resim atamayı, renk atamayı öğreneceğiz. Basit parametreler kısmını inceliyoruz. Burada çok sık kullandığımız, yine en çok kullandığımız temel parametreler yer almakta. Bunlar resim atama, parlatma gibi. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.